Arkadaşlar selamünaleyküm. İstanbul Üniversitesi İLİTAM Arapça 1 kitabının 1. ünitesi olan amiller konusunun okuma parçasını dünkü dersimizde tercüme etmeye çalışmıştık. Bu dersimizde de Allah nasip ederse amiller konusunu işlemeye çalışacağız. Cenab-ı Hak bu husustaki azim ve gayretimizi arttırarak hüsn ifadelerle konuyu anlatabilmeyi, anladıklarımızda da hem derslerimizde hem sınavlarımızda muvaffak olabilmeyi her birerimize nasip eylesin inşallah. Konumuz dünkü derste de söylemiştim. Medresede okutulan Avamil İzhar Kafiye kitaplarındaki anlatım tarzıyla, metoduyla kitap hazırlanmış. Bu şekilde anlatılıyor. Dolayısıyla medreselerde bu kitapları okuyan kardeşlerimiz konuyu rahatlıkla anlayıp sınavlarda yapacaktır Allah'ın izniyle. Ancak Arapçaya ilk defa üniversitede başlayan, üniversitede gören kardeşlerimiz için bu konuları daha kolay ve nasıl anlaşılır hale getirebileceğimize dair birkaç tavsiyem videonun sonunda olacaktır inşallah. O kardeşlerimiz için neler, nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz ki Arapçayı hem soğumadan, uzaklaşmadan, hem Arapçaya karşı bir yapamıyorum düşüncesi oluşturmadan kolaylıkla öğrenebiliriz. Bununla ilgili birkaç tavsiyem olacaktır inşallah. Amiller konusu. Avamil. Avamil ne kelime olur? Sülasi mücerredin 3. babından amile ya'melu amelen amilun ismi fail. İsmi failin cemi müzekker mükesser kısmı amilun, amilani, amilune, ummalun ve ummelun ve ameletun, amiletun, amiletani, amilat ve avamil. Bu şekilde ismi fail cemi müzekker mükesser kısmında geliyor. Etkenler demek arkadaşlar. Amilun lügat ilminden, lügatta işçi demek. Amil işçi anlamındadır. Yani iş yapan anlamındadır. Ama tabii fıkıh değil de medrese kitaplarındaki avamil etken anlamındadır. Etken. Bakalım ne işe yarıyor? Arapçada yapan, iş gören, etkili olan, etkin anlamlarına gelen amil terim olarak devamındaki bir veya birden fazla ögeyi son hareke veya harf bağlamında değiştiren kelimelerin ortak adıdır. İster isim olsun, ister fiil olsun, bir kelime amillerden bağımsız olarak kullanıldığında daima merfu. Arkadaşlar burada şunu demek istiyor. Arapçada bir kelime yalın haldeyken son harfin harekesi arkadaşlar ötreli gelir veya merfu gelir. Diğer adıyla raf gelir. Bu kelime eğer başına bir amil alıyorsa veyahut da bu kelimenin son harfinin harekesi değişiyorsa, son harfi değişiyorsa bu demektir ki bu kelimenin başına bir amil gelmiştir ki kelime üzerinde harf veya hareket değişikliğine etkin olmuştur. Dolayısıyla amil olarak şunu diyebiliriz. Herhangi bir ismi veya bir fiili kelimenin harf veya hareke üzerinde değişiklik meydana getirmesine amil adını veriyoruz. Arkadaşlar, el-kitap kelimesinin başına bir harfi cer getirirsek, kelimenin son harfin harekesi esre olur. Dolayısıyla harfi cer diyor ki, ben ismin önüne gelirim. Önüne geldiğim bütün isimlerinde son harekesini veya harfini cer yaparım. Esre yaparım. Dolayısıyla ben bir kelimeyi eğer son harfin harekesini esre yapabiliyorsam ben amilim demek istiyor bizlere harfi cerler. Amilleri iki kısma ayıralım. Semai amiller, kıyasi amiller. Semai işitilerek bize kadar amil olduğu
işitilerek gelenlerdir. Kıyasıydı arkadaşlar. Kıyas yoluyla bilinen amillerdir. Peki semai amiller işitilerek, sadece Araplardan bunlar amildir. Herhangi bir kural veya kaideye bağlı olmayıp işitme yoluyla bize kadar amil olduğu gelenlerdir. Bunların birincisi harfi cerler. Cer harfleri. Cer esre demektir. Cer harfleri. Harfi cerler daima ismin önüne gelip önüne geldiği ismin sonunu kesre veya ona eşdeğer bir irab alametine dönüştüren harflerdir. Bu harflerden etkilenen isme mecrur adını veririz. Harfi cerle mecrur olmuş denir kelimeye. Önüne harfi cer, yani ismin önüne gelip o ismi son harfin harekesini esre yapan harflerdir. Harfi cerler fiillerin önüne gelmez arkadaşlar. İsimlerin önüne gelir. Ve önüne geldiği isminde son harfi harekesini cer yapar. Neden esre diyemiyoruz? Çünkü esre sadece tekilliktedir veya cemi mükesserdedir. Ancak tesniyede, cemi müzekker salimde arkadaşlar cer, işte irab konusunda anlatmıştım. Cezimliye veya işte kendisinin önceki harfin harekesi esre olan ye'dir. Tabi arkadaşlar şimdi Arapça birbirine çok bağlı. Dolayısıyla bir konuyu anlamadan, öğrenmeden diğer konuyu anlayamıyoruz. Birbirine bağlıdır. Ben burada İrab'a da ister istemez mecbur girmek zorunda kalıyorum anlatırken. Ama çok fazla zorlaştırmadan şunu bilelim. Cer harfleri, harfi cerler adını verdiğimiz bu 20 tane harf isimlerin önüne gelip de o isimler yalın haldeyken ötre olup ama önüne harfi cer geldiğinde son harfin harekesini değiştiriyorsa bu harfi cerler amildir, etkendir. Bunu bileceğiz. Sınavda harfi cer gördüğün zaman bu ismin önüne geldi, onun harekesini değiştirdim, tamam bu amildir dememiz lazım. 20 tane harfi cer var. B, min, ila, an, ala, lam, fi, kef, hatta, vavul, kasem, taul, kasem, haşa, müz, müzü, hada, ala, levla, keyme, lealle diye saydığımız 20 harfi cer. Şunları anlatmayacağım arkadaşlar. Bu harfi cerlerin anlamlarına ne bakalım, neler olduğunu görmeye çalışalım. Evet. B harfi ceri. B. Hadara geldi. Edduyuf, misafirler. Ne ile? Bisseyyaratü, ücretin. Ücretli taksi ile. Ücretli arabayla, yani taksi ile. B harfi ceri. Bazen ile anlamında, bazen de anlamında, çok nadiren de için anlamında kullanıldığı yerler vardır. Şimdi burada hadara arkadaşlar fiildir. Fiili mazidir. Şimdi ben videonun sonunda da size zaten söyleyeceğim inşallah. Arapçayı iyi bir şekilde anlayabilmek için şuradaki kelimelerin hangisi isim, hangisi fiil, hangisi harf ve bunların alameti nedir bilmemiz lazım. Örneğin eğer bir kelimeye elif lam takısı bitişiyorsa o mutlaka ve mutlaka isimdir. Eğer bir kelime tenvin alabiliyorsa o mutlaka ve mutlaka isimdir. Eğer bir kelimenin önüne harfi cer geliyorsa o mutlaka ve mutlaka isimdir arkadaşlar. Tabi ismin yerini tutan zamirler de var. Ancak o zamir ismin yerini tuttuğu için yine zamir de olsa o ismin yerini tutuyor arkadaşlar. Fiillerin tabii ki kısımları vardır, babları vardır. Fiil hiçbir zaman elif lam takısı almaz, hiçbir zaman tenvin almaz ve bir fiil mutlaka 3 zamandan birine delalet etmek zorundadır arkadaşlar. Ya geçmiş zaman, ya şimdiki zaman, ya gelecek zaman, bu 3 zamandan birine delalet etmesi gerekmektedir. Hadarat duyuf. Sınavda size sordular. Hadara nedir? İsim midir, fiil midir?
hemen fiil olduğunu anlamamız lazım. Elif lam takısını gördüm. Hiç anlamını bilmesem bile bunun isim olduğunu anlayabilmem lazım. Hadara geldi. Kim geldi? Duyuf misafirler. Dayfun tek misafir. Duyuf misafirler. Geldi. Ne ile? Bir de konu konuyu açıyor arkadaşlar. İyi anlayabilmemiz için kelimelere soru soralım. Soru sorma işini öğrenelim. Hadara geldi dediğim zaman hemen benim aklıma gelen soru kim? Kim geldi? Kim sorusuna cevap alabiliyorsak bir kelimede o faildir. Kim veya ne sorusunun cevabı faildir. Kimi neyi sorusunun cevabı mef'uldür arkadaşlar. Onu da İrab konusunda ben anlattım geçen yıllarda. Evet, Hadar'a geldi. Kim geldi? Edduyuf misafirler. Burada Hadar'a fiil. Edduyuf onun failidir. Ne ile? Bir seyyaratı ücretin. Ücreti taksi ile. Şuradaki seyyara kelimesinin önüne şu harfi cer olmasaydı son harfin harekesi esre olmayacaktı. Olmayacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla seyyara olan şu kelime harfi cerden dolayı esre olabiliyorsa bu harfi cer amildir. Şuradaki ücretin kelimesinin sonundaki iki esre gelmesinin sebebi seyyara kelimesi muzaaf, ücretinde muzaafın ileyh olmak muzaafın ileyhtir. Muzaafın ileyh olduğu için de cer olmuştur. O da kıyas-ı amillerde göreceğiz inşallah. Ade döndü. Kim? Ettullabu öğrenciler. Nereden? İkinci harfi cerimiz mine geldik arkadaşlar. Denden anlamında. Min rehletil camiati. Min rehletil camiati. Üniversite yolculuğundan döndüler. Şimdi burada rehle olan şu kelime harfi cer olmasaydı son harfin harekesi esre olmayacaktı. Dolayısıyla harfi cerden dolayı esre geliyorsa bu harfi cer rihle kelimesini değiştiren bir etken, bir amil olmuştur. Ve harfi cer burada amil diye söylüyoruz. Diğer bir harfi cerimiz ila, e, a veya e doğru anlamında. Tüptü tövbe ettim. Kime? İlallah, Hazreti Allah'a tövbe ettim. Buradaki tüptü fiil fail tabe yetübü emri hazırı tüp tüptü tabe tabe tabu tabe tabe tübne işte tüpte tüptü 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 şekle geliyor. Ene zamirine raci olan kısımda ben tövbe ettim kime ilallahi Hazreti Allah'a Allah lafzı celalinin sonundaki zamir arkadaşlar harfi cerden dolayı esre geliyorsa buradaki harfi cer amildir. Zehebtu ilel medreseti okula gittim. Nereye? Okula doğru gittim. Oradaki medrese olan kelimenin son harfin harekesi ila'dan dolayı esre geldiği için harfi cer amildir arkadaşlar. Diğer bir harfi cerimiz an. Mena'a men etti, engelledi, yasakladı. Kim? El İslamu İslam. Kime? El müminine, müminlere. Farkındaysanız burada kim sorusu sordum, burada kime sorusu sordum. Her sorunun da arkadaşlar kim sorusu olduğu için son harfin harekesi ötüre gelmiş. Kime sorusu olduğu için arkadaşlar burada da İrab Y ile gelmiştir. Neden? Şimdi burada tek bir mümin olsaydı o zaman mümine olacaktı. Son harfin harekesi üstün olacaktı. Burada İslam tekildir, müfrettir. Burada müminun çoğuldur. Cem-i müzekker salimin nasb halidir. Dolayısıyla Cem-i müzekker salimin nasb halde ye ile gelir. Müminlere yasakladı. Neyi veya neden? Anil haram, haramdan. Haram olan şeyleri ne yaptı? Yasakladı, yasak koydu. Haram olan bu kelime an harfi cerinden dolayı son harfin harekesi değişiyorsa an burada harfi cer olmakla amildir. Diğer bir harfi cerimiz ala selleme
selam verdi. Ala harfi celle kullanır arkadaşlar. Sellem ala. Kim? El üstadu. Hoca. Kime? Ala tullab. Öğrencilere selam verdi. Yine aynı şer. Tullab olan kelimesi ala harfi celle'den dolayı son harfin harekesi değiştiğinden ala burada amildir. Tabi bu cümlelerin içerisinde başka amiller de var arkadaşlar. Buradaki mesela fiil nedir arkadaşlar? Bir amildir. Neden? Çünkü fiil varsa mutlaka fail vardır. Fiil olan yerde fail gelmek zorunda olduğu için veya naibu fail gelmek zorunda olduğu için bunlar arkadaşlar amillerdir. Ancak onları kıyas amillerde göreceğiz inşallah. Diğer bir harfi celimiz lam. Ene ben kimim? Ubeydün. Bir kulum. Kime? Lillahi Teala. Hazreti Allah. Yüce olan Hazreti Allah'ın bir kuluyum. Ene burada mübteda. Ubeydün ise onun haberidir. Lillahi Teala da mef'ulü bih gayri sari olarak gelmiştir. Allah lafz-ı celali lam harfi celinden dolayı esre geldiği için son harfin harekesi arkadaşlar lam harfi celi burada amildir. Fi harfi celi içinde içine de için anlamlarında kadaytu geçirdiğim el icazete sayfiyete evet. Yaz icaze izin anlamında vermiş burada izin yaz tatili mi artık yaz izni mi nerede fil kahireti kahirede geçirdim kahir olan kelime fi harfi cerinden dolayı esre geldiği için fi burada amildir burada şuna dikkat edelim bütün bu harfi cerler hep isimlerin önüne gelmiştir arkadaşlar. Oraya dikkat edelim. Kef harfi celi gibi anlamında. Aliyun. Ali nedir? Mübteda. Kel esedi. Aslan gibidir. Esed olan kelimenin başına kef harfi celi geldiğinden son harfin harekesi esir olmuştur. Dolayısıyla bu kelime harfin harekesini değiştirebildiği için üzerinde bir etken olmuştur ve amildir. Hatta e kadar ibudu ibadet ediyorum Allah Hazreti Allah öyle Hazreti Allah ki Teala yüce olan Hazreti Allah'a ne zamana kadar hatta'l mevt evet ölünceye kadar ibadet edeceğim müzari fiilin arkadaşlar hal ve istikbale delalet ederdi. Burada da istikbal anlamı vermek uygundur. Rubbe nice anlamında rubbe talin nice tilavet edenler vardır ki okuyanlar vardır ki yel anuhu evet tilavet etmekten kasıt Kur'an-ı Kerim okumak arkadaşlar yel anu lanet eder hu ona kim el Kur'anu Kur'an-ı Kerim Allah her birimizi Müslüman kardeşlerimizi arkadaşlar bundan muhafaza eylesin bu hadisi şerifin içerisine aldığı kimselerden bizleri eylemesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'in lanet ettiği değil, şefaat ettiği kullardan olmayı Allah bizlere nasip eylesin. Peki, diğer bir harfi cerimiz, Vavul Kasem adını verdiğimiz yemin vavı. Vallahi yeminler olsun ki Hazreti yeminler olsun ki Allah'a yeminler olsun ki la ef'alu yapmayacağım el kebaira kebair işlemeyeceğim, büyük günah işlemeyeceğim. Buradaki harfi cerlerin her biri amildir. Artık söylememe gerek yok. Yine ta'ül kasem arkadaşlar yemin ta'sı. Tellahi yeminler olsun ki le'ef'alenne elbette yapacağım el feraide farzları. Burada arkadaşlar nunu tekkit vardır. Nunu tekkit şudur. Şeddeli nundur. Buradaki nunu müşeddede özür dilerim nunu müşeddede şeddeli nundur tekkitlik anlamı verir yani elbette anlamı verir diğer bir nunu tekkit de arkadaşlar diğer bir tekkit harfi de şuradaki lamdır lam elbette anlamı verir burada le ef alenne elbet ve elbette işleyeceğim el feraiza farzları yapacağım iki şekilde tekkit yaparak getirmiş. T burada amildir. Müz'den beri anlamda usalli namaz kılıyorum. Müz yevmül bulu
gününden bu yana, bulu gününden beri namaz kılıyorum. Yevm kelimesini harfin harekesinin müz harficini değiştirdiğinden dolayı müz burada amil olmuştur. Mündü lem ukabil, lem ukabil, kabele yukabilu. Görüşmedim kiminle? Hasanen, Hasan'la Münzu şehrin bir aydan beri, bir aydır görüşmedim. Burada harfi cerleri vermiş gördüğünüz gibi. Heleken nas, insanlar helak oldu. Haşel alimi, evet alim müstesna. Haşa harfi ceri. Alim olan kelimenin son harfin harekesini cer yaptığından dolayı bu amildir. Bu haşa arkadaşlar harfini istisna konusunda da göreceksiniz inşallah. Haşa aynı zamanda da istisna harfidir. Yani bu şu şekilde de gelebilir. Haşel alime şeklinde de gelebilir. Burayı müstesna yapabiliriz. Alim müstesna şeklinde de yapabiliriz. Hala hariç dışında karatül Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim okudum. Hala suretil Bakara, Bakara suresi hariç. Kevet ütüledi. Kim? Zeynep'u, Zeynep neyi? El melabise, elbiseleri, ada, kamisin, bir gömlek hariç. İşte bunlar aynı zamanda istisna edatlarıdır. Levla olmasa, levla küm, siz olmasanız, leme merartu, ben uğramazdım, bihadil medine, bu şehre uğramazdım. Buradaki, şuraya gelelim. Buradaki levla arkadaşlar, küm zamirine yerini tutmuş. İsim değil de zamiri. Ancak zamirler de mahalli irab alır. Burası mahallen cer olmuştur. Sükun üzerine mebni olmakla mahallen cer olmuştur. Yine buradaki levla harfi cer olmakla amildir. Burada başka hangi harfi cer var? Merra B harfi cerle kullanılır. Bakın burada B harfi ceri de var. Şuradaki hazihi işaret ismidir. Esre üzerine mebnidir. Yani buradaki B harfi cerinden dolayı şurası hi olmamış. Daima hazihi olarak gelir zaten. Ancak yine mahallen mecrurdur. Mahallen mecrurdur arkadaşlar. Hem buradaki B hem buradaki levla her ikisi de mahalli irab almıştır. Ama yine de amildirler arkadaşlar. Harfi cer olduğundan dolayı amildir. Keyme nesite. Evet, için anlamında key. Key. Key'in arkadaşlar müzari fiile dahil olan bir harf de var. Müzari fiile. Bu isme de dahil olur. Keyme nesite. Niçin unuttun vacibeke? Görevini niçin unuttun? Peki arkadaşlar buraya kadar biz amillerden harfi cerler konusunu gördük. Harfi cerler. Demek ki harfi cerler ismin önüne gelip o ismin son harfin harekesini veya bazen harfini değiştireceği durumları göreceğiz. Değiştirdiği için onun üzerine bir etken oluştuğu için A harfi cerler amildir arkadaşlar. Fiile benzeyen harfler. İkinci semai işitilerek öğrendiğimiz amillerden. İkincisi fiile benzeyen. Huruful müşebbehe bil fiil adını veririz. Diğer bir adı inne ve kardeşleri konusudur. İnne ve kardeşleri. Arapçada arkadaşlar cümle çeşitlerinden iki tane cümle vardı. İsim cümlesi, fiil cümlesi. İsim cümlesi müpteda ve haberden oluşur. Bakın bunlar hep ayrı ayrı bir konu. Her birini ayrı ayrı öğrenmek lazım gelen konulardır. Yoksa çok yani Arapçada ilerleyemeyiz arkadaşlar. Direkt hani ben hepsini bir yerde öğreneyim dersek olmaz. Ayrı ayrı öğrenmemiz iyice kavramamız gerekiyor arkadaşlar. Bu hususta Cenab-ı Hak hepimize yardım eylesin inşallah. Özellikle Arapçaya yeni başlayan kardeşlerimiz kolaylıklar diliyorum. Fiile benzeyen dediğimiz
harfler isim cümlesindeki müptedayı alıp kendisine isim yapar, haberi alıp kendisine haber yapar ve isim cümlesindeki müpteda raf iken artık inne ve kardeşlerinin ismi olduğu durumda nasb oluyor. Onun nasb olmasının sebebi inne ve kardeşlerini başına dahil olmasıdır ki nasb yapabiliyorsa bak diyor ben sen ötreydin. Ben senin harfin harekesini değiştiriyorum. Ne yaptım? Seni nasıl yaptım? Dolayısıyla ben senin üzerine bir etkenim, bir amilim arkadaşlar. Yani bunu basit örnek verecek olursak amir memur ilişkisi yani. Amir memura emreder. Amir burada memurun görevini yapması üzerine etken olduğu için amir orada amil olur arkadaşlar. Memur da amirin dediğini yapmak zorunda kaldığı için o da mamul kısmında olur arkadaşlar. Yapılan işte ne iş yapılıyorsa ortaya çıkan üründe arkadaşlar o da irab kısmına girer. Belki böyle hani basitçe anlatmak olsun diye söyledim. Peki nedir bunlar? İnne. Niye arkadaşlar bunlara fiile benzeyen harfler demişler? Sebebi şudur. Birincisi bunların son harfin harekesi arkadaşlar hep üstün gelir. Değil mi? Fiil gibi yani son harfin harekesi hep mazi fiil gibi üstün gelmiş. Ve bunlar aslında 3 harfli olarak geliyor. İnene, enene gibi. 3 harf ve daha fazla olduğu için arkadaşlar bunlara fiile benzeyen benzeyen harfler diye demişler. Ama aklınızda mesela inne ve kardeşleri şeklinde kalması daha da güzel olur arkadaşlar. Yani unutmayız. Fiile benzeyen harfler belki unutabiliriz ama inne ve kardeşleri dediğimiz zaman isim cümlesindeki müptedayı alacak, kendisine isim yapacak, haberi alacak, kendisine haber yapacak. Peki bakalım nasıl oluyor? Örneğe bakıyoruz. İnnallâhe muhakkak Hazreti Allah nedir? Alimun alimdir, daha hakimun hakimdir. Şu inne harfini burada yok sayalım, görmeyelim. Cümle şöyle olacaktı o zaman. Allahu, Hazreti Allah nedir? Alimun, hakimun, alimdir, hakimdir. Allahu olan lafz-ı celali, mübteda alimun da onun haberidir. Hakimun da ikinci haberdir. Ancak başına inne geldiği zaman artık mübteda haber yok. Allah'e lafz-ı celal innenin ismidir. İnnenin ismi mansubattan olduğu için lafzen fetha ile mansuptur. Alimun ve hakimun innenin haberleridir. İnnenin haberi merfuattan olduğu için raf alameti ötre ile gelmiştir. Allah lafz-ı celalinde ötre iken üstün hale çeviren inne amil kısmındandır arkadaşlar. Eşhedü şehadet ediyorum neye? Enne Muhammeden muhakkak ki Muhammed kimdir? Resulullah, Hazreti Allah'ın Resulüdür, peygamberidir. Buna şehadet ediyorum. Buradaki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelimesi arkadaşlar ötre iken enneden dolayı nasb gelmiş. Harfin harekesi değiştiğinden yine enne de amil kısmındandır. Ke'ennel velede çocuk sanki ne gibidir? Racülün adam gibidir. Nerede? Fi kelami konuşmalarında adam gibidir. Buradaki ke'enne olmasa el veledu çocuk nedir? Racülün bir adamdır. Fi kelami konuşmasında bir adamdır. Veled mübteda racülün onun haberi diyecektik. Fi kelami mefulumi gayrisanin diyecektik. Ama keenne geldiği zaman keenne ismini nasb haberini rafeden edatlardan el velede keennenin ismi olup lafsen feta ile mansup gelmiştir. Racülünde keennenin haberi olup lafsen damme ile merfu gelmiştir şeklinde söylememiz gerekiyor. El abdu kul nedir? Müznibun günah işleyendir, işleyicidir. Velakinne ancak Allah Hazreti Allah da nedir? Gafurun bağışlayıcıdır. Burada
Lakinne ismini nasf haberini raf eden edatlardan olup Allah lafz-ı celalinin son harfinin harekesini değiştirdiğinden dolayı lakinne amil dendir. Leyte değildir. Özür dilerim. O leyse. Leyte keşke el üstaze hoca mütesahilün müsamahakar olsa. Keşke hocam müsamahakar, mütesahil. Müsamahakar arkadaşlar diğer ismi neydi? Mütesahilün. Hoşgörülü, toleranslı arkadaşlar. Aklıma gelmedi. Toleranslı. Mütesahil, toleranslı, hoşgörülü olsa. Burada el üstaz olan kelime leyte olmasaydı el üstazü mütesahilün olacaktı. Ancak leyte el üstaz olan kelimeyi alıp kendisine isim yapmıştır. Mütesahilün de kendisine haber yapmıştır. Leyte'nin ismi mansubattan olduğu için bu kelimenin son harfin harekesini değiştirdiğinden dolayı leyte amildir arkadaşlar. Amil olmuştur. Leallallah umulur ki Hazreti Allah gafir, gafirun bağışlar neyi? Zembi, günahımı bağışlar. Yine Allah lafz-ı celali lealleden dolayı harfin harekesi değiştiğinden dolayı lealle burada amil olmuştur. Peki fiile benzeyen harflere benzeyen yani inne ve kardeşlerine benzeyen iki tane daha harf vardır. İlla ve la'dır arkadaşlar. Mesela hep kullanırız değil mi? La, illa ve la'daki. Biz buna aslında şey de deriz. Cinsini nefyeden la. Evet arkadaşlar. Mesela şuradaki la'ya cinsini nefyeden la deriz arkadaşlar. Bu da inne ve kardeşleri gibi amel eder. La ilahe. İlah cinsinden hiçbir ilah yoktur ki illallah ancak Hazreti Allah vardır. Ancak Hazreti Allah vardır. Oradaki la ilahe, ilahe olan kelimenin harfin harekesini değiştiren la. Buna diğer bir isimle cinsini nefyeden, cinsini nefyeden, başka bir cins yok şeklinde bu isimle de anılır. Bu la da arkadaşlar amil grubundandır. El masiyetu isyan, masiyet, günah, mübaidetun uzaklaştırır. Neden? Anil cenneti, cennetten. İlla ancak et taate, taat mukarribetun yaklaştırır. Minha, oraya yaklaştırır. Burada taat kelimesi illa istisna edatından dolayı fetha geldiği için, son harfin harfisi üstün geldiği için buradaki illa arkadaşlar amil grubundandır. La keslan. Evet. Tembel olan hiç kimse yoktur ki. Tembel cinsinden hiç kimse yoktur ki arkadaşlar. Cinsini nefyeden la. Nacihun. Başarılı olsun. Yani hiçbir tembel başarılı değildir. Keslan olan kelimenin arkadaşlar la harfinden dolayı son harfin harekesi değiştiği için la burada amil grubundandır. Geldik müzari fiili nasbeden harflere. Bunlar da en, len, key, izen, in ve latedir arkadaşlar. En, len, key, izen, evet. Özür dilerim o cezmedenlerden şimdi karıştırmayalım. Nasbedenler en, len, key, izen. Aslında şey de var. Buraya koymamış. Likey de var. Ama o herhalde K ile aynı olarak aynı kategoriye koymuş. Peki müzari fiili nasbeden harfler enlen key izen. Üridu istiyorum. Neyi istiyorum? İsteyen zaten ben. Fiil de var, fail de var. Neyi istiyorum? En üsafire yolculuk yapmak ile Ankara. Ankara'ya yolculuk yapmak istiyorum. Safere yusafiru üsafiru yolculuk yapıyorum olan müzari fiilini raf halinde olan ötre, son harfin harekesi ötreyken başına en geldiğinden dolayı üstüne döndüğü için yani bunu en yapabildiği için
En burada amildir. Len netenazele. Evet, azeleden pardon. Nezele'de arkadaş, sülasesi nezele, inme anlamında. Len netenazele, inmeyeceğiz yani vazgeçmeyeceğiz. Andarvana, davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Buradaki tenazele, yetenazelu, tefaul babından olan fiil-i müzariyi başına len harfi geldiğinden dolayı son harfin harekesi üstün olmuştur. Bunu yapabildiği için de len amildir arkadaşlar. Yes'a koşuyor. Sa'a yes'a. Yes'a'nın çalışma anlamı da var. Ahmedu Ahmet. Niçin? Ke yudrike, yetişmek için, idrak etmek, ama buradaki yetişmek el hafilete, otobüse yetişmek için koşuyor. Edreke yudriku, ifal babından olan müzari fiili başına key harfi gelip son harfin harekesini üstüne çevirdiğinden dolayı bunu yapabilen key olduğu için key burada amildir arkadaşlar. Teçtehidu, çalışıyorsun. İçtehe de yeçtehidu, kesiran. Çok çalışıyorsun. İzen öyleyse tencaha, başaracaksın. Öyleyse başaracaksın. Teçtehidu ketiren. Çok çalışıyorsun. İzen tencaha. Öyleyse başaracaksın. Yine müzari fiili nasb eden edatlardan olan izen necahen yencehu tencehu müzari fiilinin başına gelip son harfin harekesini üstüne çevirdiğinden dolayı bunu yapabildiği için amil olmuştur arkadaşlar. Fiil-i müzariyi cezmeden edatlar iki kısma ayırıyoruz. Bir fiil-i müzariyi cezmedenler, bir de iki fiil-i müzariyi cezmedenler var. Bir fiil-i müzariyi cezmedenler arkadaşlar lem, lemma, li ve la. Lem, lemma, li, la. Lem, lemma, li, la. Peki lem olumsuzluk yapar arkadaşlar. Lemma da olumsuzluk yapar. Li emri gaip la mı denir buna? La ya da arkadaşlar nedir? Nehi hazır lasın. Buradaki anlamıyla. Lem yenem. Uyumadı. Name yenamu. Lem yenem uyumadı. Ecve fiili lem ile kullanılarak müzari olan bu fiilin son harfinin harekesi cezim gelmiştir. Cezim alameti olarak şu cezim işaretidir. Dolayısıyla müzari fiil üzerinde bir değişiklik meydana geliyor, değil mi? Name yenamu. Lem gelmiş, yenem olmuş. Bunu değiştirdiğinden dolayı lem burada amildir. El kim uyumadı? El etfali, çocuklar ne zamana kadar? Hatta subhi, sabaha kadar uyumadı. Lemma yükmilt, henüz. Lemma henüz anlamı katar. Henüz tamamlamadı. Kim? Ömer. Ömer neyi? Kitabetel vacip. Evet. Ödevin yazımını, yazma ödevini henüz tamamlamadı. Buradaki ekmele yükmülü müzari fiili lemmadan dolayı cezim olmuştur. Bunu yapabilen lemma amildir. Litenzur, baksın, nefsün, her nefis, neye, ma kaddemet ligat, yarına ne bıraktığına, yarına ne getirdiğine anlamında baksın. Buradaki litenzur T ile gelmesinin sebebi nefis kelimesi semai müennes olduğu için. Şuradaki emri gaip lamı arkadaşlar, emri gaip lamı tenzur olan müzari fiil, tenzur olan müzari fiilin cezim yapabildiği için nedir? Amildir. La tekul, söyleme, lehuma, lehuma o ikisine üffin, öf bile, anne babaya öf bile deme. Buradaki kale yekulu kul, la tekul nehi hazır lamı olan ve müzari fiili cezmeden, bir müzari fiil cezmeden bu lam arkadaşlar kale yekulu, müzari fiilinin önüne gelip son harfin harekesini cezim yaptığından dolayı amildir. Biraz uzatıyorum arkadaşlar, daha iyi anlaşılsın diye aynı şeyleri sürekli tekrar ediyorum. Geldik iki fiili müzari birden cezmedenler.
Bu harflerde iki tane müzari fiil alır arkadaşlar. Her ikisini de cezmeder. Nedir onlar? Onlara bakalım. İm, izma, mehme, me, men, eyne, haytuma, enna, meta, eyyane, eyyü. Peki bunların anlamlarına bakalım. İn, eğer anlamında, eğer şayet, izma, eğer şayet, mehma, her ne ise anlamında. İn, eğer ki temrur, uğrarsan, merra, yemurru, B harfi celiyle kullanılır. Bakın buradaki B de neden harfi cerden dolayı amildir arkadaşlar. İn temrur, eğer uğrarsan, kime, bina, bize uğrarsan, tenel, nail olursun, ikramena, neye nail olursun? İkramımıza nail olursun. Buradaki merra yemurru olan müzari fiil arkadaşlar. İn iki müzari fiili cezmeden harflerden in geldiği için temrur. İn temrur arkadaşlar. Merra yemurru aslı yemruru, yemrur, temruru, temrur. Dolayısıyla son harfin harekesini değiştirdiğinden in burada amildir. Kime? Bina, bize. Kime sorusu olduğu için mef'ulü bih'tir arkadaşlar. Mef'ulü bih, gayri sarı mahalle, mansup, tenel, nail olursun. Tekrar inin ikinci müzarifiyle arkadaşlar. Nail olursun. Kim? Tahtında faili entedir. Yine bunun faili tahtında entedir arkadaşlar. Neye peki nail olursun? İkramena, tenel fiilinin mef'ulü bih sarihidir. İkramımıza. Burada ikram muzaf. İkram muzaf. La muzafın ileyh. Muzafın ileyh mecrurattandır. Mecrurattandır. Bunu yapan da muzaftır. Dolayısıyla muzaf yine amil kısmındandır. İzma. Eğer ki tetüp, tabe, yetübü, tüp, tetüp, tövbe edersen, tukbel, kabul olunur. Tukbi ekbele yukbilu, tukbilu, meçhul fiil gelmiş. Tukbel, kabul olunur. Tövbe tüke, naibu fail gelmiş. Senin tövben kabul olunur. Buradaki tetüp ve tukbel müzari fiilleri izmadan dolayı, cezim olduğundan dolayı, bunu cezim yapabildiği için izma burada amildir arkadaşlar. Mehma, her ne yaparsan, mehma tef'al, her ne yaparsan, tüs'el, sual olunursun, anhu, ondan sual olunursun. Ma tef'al, ne yaparsan, min hayrın, hayır adına ne yaparsan, tecidhu, onu bulacaksın, indallah teala, Hazreti Allah katında onu bulursun. Bunlar arkadaşlar iki tane müzari fiilin harekesini cezim yaptığından dolayı, onlar üzerine etki yaptığından dolayı bunlar nedir arkadaşlar? Amillerdendir. Men yamel, her kim ki çalışırsa, amelen salihan, salih amel yaparsa, yekün olur, naciyen, kurtulan olur. Buradaki kâne yekünü olan ecve fiili cezim alameti olarak ve amile ya'melu fiili ya'mel şeklinde cezim olarak arkadaşlar yapan men amilidir. Eyne tekün, her nerede olursan, yudrikke, sana yetişecektir. Ne? El mevtü, ölüm sana yetişecektir. Haytuma a'zur, evet, iz bırakma arkadaşlar. Her nerede iz bırakırsan, bakalım, atara ya'suru, a'suru, her nerede ben izine rastlarsam anlamında, ala eserike, evet, senin izine her nerede rastlarsam, tedme' aynaye, deme'a yedme'u, tedme'u, tedme'u, anladım. Ne yapıyor? Dumu arkadaşlar kan demek. Tabi gözyaşı anlamında burada. Aynaye, benim gözlerim ne yapıyor? Yaşarıyor.
gözlerim yaşarıyor. Burada T ile getirmesinin sebebi arkadaşlar şundan dolayıdır. Ayn kelimesi, göz kelimesi müennes olduğu için T ile gelmiş. Gözlerim yaşarıyor. Enna tüznim, her nerede günah işlersen, ya'lemhu, onu bilir. Şuradaki hu zamiri müzari fiile bitişen arkadaşlar mansup muttası zamirdir. Onun mef'ulü bir konumundadır. Onu bilir kim? Allahu Teala, Hazreti Allah onu bilir. Tüznib müzari fiili ve ya'lem müzari fiillerini enna olan harfi cezim yapıp üzerinde etki yapabildiği için enna amildir. Meta tehdur, her ne zaman ki getirirsen veya gelirsen, hadara yahduru, tahduru, tahdur, her ne zaman gelirsen, tekün olursun, tacen, ala ra'si, başımda taç olursun. Eyyane, her ne zaman, belağı, yebluğu, yebluğni, bana ulaşırsa, yebluğ ulaşırsa, kime, ni, bana, buradaki nun kaynaştırma, nunu, ne, savtüke, senin sesin her ne zaman bana ulaşırsa, ekün olurum, indeke, halen, indeki senin yanında halen, hemen yanında olu veririm. Eyyu alimin, hangi alim yetekebbel, kibirlenirse, yakfit, kaybeder, heybetehu, heybetini kaybeder. Allah bizleri muhafaza eylesin kibirlenmekten. Burada arkadaşlar eyyu yetekebber ve tekebbere yetekebberu fakada yakfidu müzari fiillerini cezim yapabildiği için, harekelerini değiştirdiği için eyyü arkadaşlar amildir. Bütün bu sayılanlar amil kısmındandır. Geldik leyseye benzeyen. Nedir leyseye benzeyen? Leyse ne yapıyordu? Arkadaşlar leyse isim cümlesindeki müptedayı alıp kendisine isim o haberi de kendisine haber yapıyordu. İsim cümlesindeki müptedanın harekesini raf yapıyor, haberini de nasb yapıyordu. Aynı bu şekilde leyseye benzeyen ma ve la var. Leyseye benzeyen harfler nedir onlar? La, ma, in ve late. Leyseye benzeyen ma, la, in, late. La kitabun, kitap değildir, kafiyen yeterli değildir. Buradaki la olmasaydı el kitabu, kitap nedir? Kafiyün, yeterlidir veya özür dilerim kafin olacaktı. Kafiyün değil, kafin nakıs olduğu için kafin şekline gelecekti. Ama burada leyseye benzeyen la olduğu için ne yapıyor? İsim cümlesindeki müptedayı kendisine raf yapıyor. Haberi de nasb yapıyor arkadaşlar. Haberin üzerinde nasb yaparak etki o eylediğinden, etki yaptığından dolayı da buradaki la da amildir. Leyse'ye benzeyen harfler amildir. Buradaki benzemek neyle benziyor? Leyse nasıl ki isim cümlesindeki müptedayı isim kendisine haber yapıyorsa, bunlar da aynı şekilde isim cümlesindeki müptedayı alıp raf yapıyor. Haberinde nasb yapıyor. Vallahu, Hazreti Allah gafilen, gafil değildir. Neden? Amma te'melun, yaptıklarınızdan gafil veya habersiz değildir. Evet, buradaki Allahu olan ismi manın ismidir. Gafilen de onun haberidir. Haber olmakla nasb gelmiştir. Burası isim cümlesinde raf iken ma'nın ismi olup nasb olduğundan dolayı, bunu nasb yapan da bu ma olduğundan dolayı ma orada amildir. İn el gurfetudur, geçiş halinde inil gurfetu, o da değildir. Mahcuzeten, evet, hacese arkadaşlar rezervasyon yapma anlamında, rezervasyon yapılmış değildir. Leküm, sizin için rezervasyon yapılmamıştır, yani size ayrılmış değildir. Burada yine mahcuzeten inin neydir arkadaşlar? Haber olarak gelmiştir. Late değildir. Hine hamasetin,
heyecan zamanı değildir. Buraya dikkat edelim. Şimdi burada late baktığımız zaman bak bütün hepsinde ötre gelmiş ama late'den sonra üstün gelmiş arkadaşlar. Bunun sebebi şudur. Bunun asıl burada hasfedilmiş bir heynu vardır. La tel heynu veya la tehinun zaman değildir. Ne değildir? Heyne hamasetin heyecan zamanı değildir. Burada iki tane aynı kelime olduğu için arkadaşlar birinci kelime hasfediliyor. Buradaki kelimeden zaman heyecan zamanı değildir anlamı anlaşılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla late'nin ismi tahtında hüveye gidiyor. Neden? Heyne çünkü müzekker olduğu için. Bunun ismi tahtında hüvedir. Mahalle merfu. Haberi ise heynedir. Lafzen fetha ile mansup olmuştur. Evet, böylelikle arkadaşlar semai amilleri bitirdik. Kıyasi amillere geldik. Demek ki buraya kadar gördüğümüz harficerler, ismini nasb, haberini raf eden edatlar, fiile benzeyen harfler diye geçiyor. İsmini raf, haberini nasb eden harfler. Yine leyseye benzeyen mavela arkadaşlar, fiili müzariyi nasb eden harfler. Fiil-i müzariyi cezmeden harfler. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunların hepsi semai işitilerek amil olduğu bize kadar gelen harflerdir. Ve bu harflerin hepsi kelimeler üzerinde etkindir. Başına geldiği kelimenin ne yapıyor? İrabını, harfini, harekesini neyse değiştiriyor arkadaşlar. Değiştirdiği için amildir. Şimdi geldik kıyasi amillere. Bu tip amiller sadece kendini temsil eden bağımsız kelimeler değil, şahsında bütün bir kategoriyi temsil gücüne sahip kelimelerdir. Kıyasi amil. Birincisi nedir? Fiildir. Fiil arkadaşlar üç zamandan birine delalet eden sözcüklerdir. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Bu üç zamandan birine delalet eden sözcüklerdir ki fiilin amil olmasının sebebi şudur. Fiil nedir arkadaşlar? Yapıyor, yaptı, yapacak, geldi, geliyor, gelecek. Kullandığımız bu üç zamandan birine delalet eden bir kelime varsa mutlaka bunları yapan birisi de var. Mutlaka. Demek ki eğer bir yerde bir fiil varsa o fiile bir fail gerektiğinden dolayı fiil kendisine bir fail yaptırabiliyorsa fiil burada amil oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla fiil kendisine fail alıp onu merfu yapar, raf yapar. Kendisine de meful alıp onu nasp eder. Nasp ettiği için harekelerini, kelimelerin fail olduğundan dolayı raf yaptığı için, meful olduğundan dolayı nasb yaptığı için, hareketlerini değiştirebildiği için fiil burada amildir arkadaşlar. İki kısma ayırıyoruz. Tam fiil, bir de nakıs fiil. Tam fiil arkadaşlar, müteaddi fiil de buna diyebiliriz. Nedir? Fiil kendisine fiilin tanımına tam karşılık gelen yani üç zamandan birine bağlı olarak iş veya oluş bildiren fiillerdir. Üç zamandan birine arkadaşlar delalet edendir ve fail alıp raf eder, meful alıp nasb eden fiildir. Ama nakıs fiil şeklen fiile benzemekle birlikte arkadaşlar üç zamandan birini arkadaşlar tüm zamanlarda evet, nakıs fiil arkadaşlar herhangi bir oluş iş bildirmediği için arkadaşlar tam fiil buna diğer adıyla yardımcı fiil adını veriyoruz. Herhangi bir iş oluş bildirmiyor. Mesela nedir? Oldu diyoruz mesela. Oldu. Herhangi bir iş bir oluş tam anlamıyla ifade etmediği için buna yardımcı fiil adını veriyoruz. Tabi buradaki Arapçadaki şekliyle arkadaşlar nakıs fiil diyoruz. Peki bunlar ne yapar?
İsim cümlesindeki müptedayı alıp kendisine raf eder. Kendisine onu müptedayı ismi yapıp raf eder. İsim cümlesindeki haberi kendisine haber yapıp nasp eder. Yine bu nasp yapma işini yapabildiği için de buraya arkadaşlar nakıs fiiller amilden diyoruz. Nasara Aliyun Hasanen. Evet, Nasara yardım etti. Kim? Aliyun Ali Hasanen Hasan'a yardım etti. Bir yerde fiil varsa mutlaka fail olmak zorundadır. Fail olan Ali'nin harekesini ötre yapan fiil olduğu için mef'ul olan Hasan'ın harekesini üstün yapan Nasara fiil olduğu için fiil burada etken olup amildir. Şöyle de diyebiliriz. Fiil kendisine bir fail ve mef'ul alabildiği için biri yardım etti ama kim? İşte dolayısıyla bir fail alabildiği için, yaptırabildiği için burada fiil amildir arkadaşlar. Sara oldu, Hasan tabiben oldu. Hasan'ın tabibun deseydik Hasan müpteda tabibun haber diyecektik ama Sara Hasan'ın artık Hasan Sara nakıs fiilinin ismidir. Damme ile merfudur. Tabiben de Sara nakıs fiilinin haberidir. Lafzen fete ile mansuptur. Bunu mansup yapmaya etkin olan Sara nakıs fiili de amildendir. İsmi fail. Kıyasi amillerden bir diğeri ismi faildir arkadaşlar. İsmi fail sülasilerde failun vezni üzere gelir arkadaşlar. Mesela nasara, nasirun, darabe, daribun, celese, calisun. Bir fiili yapan zaten. İsminden de anlaşılacağı üzere. Bir fiili yapandır. Yapan kişidir. İsmi fail. Failin ismidir. Sülasilerde failun vezni üzerine gelir. Ama mezitlerde değişir arkadaşlar. Her bir baba göre farklı vezin üzere gelir. Peki bu ismi fail de arkadaşlar neden amildir? Şundan dolayı örneğe bakalım. Allahu Hazreti Allah nedir? Gafirun bağışlayandır. Zünübene günahlarımızı bağışlayandır. Buradaki Allah günahları bağışlama işini yapan kimdir? Hazreti Allah'tır değil mi? Bu işi yaptığı için buradaki gafirun arkadaşlar ismi fail vezninde geliyor. Ve bu ismi fail Allah olan lafzın harekesini ötre yapıyor, yaptırıyor. Zünub olan arkadaşlar kelimeyi de üstün yaptırıyor. Yapıyor arkadaşlar ismi fail olduğu için. Biz arkadaşlar tabi bunu bu şekilde anlatıyoruz. Çünkü kitap bu şekilde anlattığı için ben de bu şekilde anlatmak zorunda kalıyorum. Ben aslında bunlara çok fazla girmem normalde. Bunu şöyle anlatırım. Allah lafz-ı celalin müptedadır. Gafirun onun haberidir. Zünüp de mef'ulü bihtir. Şeklinde anlatırız ama gafir ismi fail. Günah bağışlama işini yapan Allah Teala olduğu için burada ismi fail olarak gelmiştir ve Hazreti Allah lafzı damme ile gelmiştir. Mef'uldü arkadaşlar. Nasb yapmıştır arkadaşlar. İsmi mef'ule geldik. İsmi mef'ul de sülasilerde mef'ulun vezni üzere gelir. Bu da arkadaşlar hareket ve iş bildiren fiillerin edilgenidir. Edilgen ortacıdır. Edilgen yani faili belli olmayan. Mef'ulun vezni üzere gelir. Nasirun, mensurun, calisun, meclusun şeklinde. Naibu fail alır. Bu da arkadaşlar kendisine aldığı naibu faili raf ederek üzerinde etki yapar. Yani naibu fail almasına sebep olduğu için bu etkiyi yapabildiği için ismi mef'ul de amil olarak kabul ediliyor. Es-saletu salon nedir? Memnu'un yasaklanmıştır. Yasaklayan belli mi? Hayır. Ne yasaklanmıştır? Duhul. Ona giriş yasaklanmıştır. Buradaki duhul naibu fail olduğu için ismi mef'ulden dolayı naibu fail aldığı için arkadaşlar bunu da raf yapan buradaki ismi mef'ulün özelliğidir. Dolayısıyla bu ismi mef'ulde amil konumundadır. Sıfatı müşebbehe
Evet, sıfat müşebbehe, sıfat arkadaşlar. Hal ve oluş bildiren geçişsiz lazım fiillerin olanı, yani o hal üzerine taşıyan sıfattır. Sıfatı müşebbehe dediğim şey arkadaşlar normal herhangi bir şeyin sıfatı, özelliği arkadaşlar. Er-racülü adam nedir? Mürrun acıdır. Kelamu ne acıdır? Onun sözü acıdır. Burada tabi sıfat-ı müşebbehe vezinleri var arkadaşlar. Mürrun acıdır dediğim zaman aklımıza ne sorusu geliyor? Dolayısıyla kelam kelimesi arkadaşlar acı olan şeyin faili ne acıdır? Kelam. Yani burada acı olan adam değil, adamın kelamıdır. Dolayısıyla burada arkadaşlar fail konumuna getirdiği için raf olarak yapabilen şey nedir arkadaşlar? Buradaki sıfatı müşebbehedir. Evet, sıfatı müşebbehe bir tane vermiş aslında. Bir sürü sıfatı müşebbehe var. Mesela el veledu sagirun, küçüktür. Mesela çocuk küçüktür. Ne peki? Ne yönünden? Taviluhu, onun boyu. Veya şöyle diyelim, umruhu, onun yaşı küçüktür. Sıfatı müşebbeheden sonra ne sorusu geliyor? Yani burada sıfatı müşebbeheden bizim anlamamız gereken şey şudur. Bize burada şahısları söylemeyecek, onlara ait bir özelliği söylemesi lazım. Yani burada acı olan adam değil, adamın sözü. Dolayısıyla burada adamın bir sıfatını söylerken hemen ardında da acı olanın, o sıfatın aslında ne olduğunu söylüyor. Yani o sıfatın failini söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla failli olduğu için onu merfu kılan şey sıfatı müşebbehedir. Ve burada sıfatı müşebbehe de amil olmuş oluyor. İsmi taf değil. Herhangi bir sıfatın bir varlıkta başkalarına nazaran daha güçlü yahut en belirgin bir görünüm arz ettiğini ifade et için kullanılan formdur. Yani üstünlük arkadaşlar ifade eder ismi tafdil. Ma ahadun, hiçbir kimse, ekseru daha çok. Ma ahadun, buradaki olumsuzlar arkadaşlar, özür dilerim. Ma ahadun, hiç kimse yoktur ki, ekseru daha çoktur fihi. Onda ney? El-ihlasu. İhlas daha çok olsun. Kimden? Minhu. Ondan daha çok olsun. Fin-nebiyyi. Hiç kimse de Peygamber Efendimiz'de olandan daha çok ihlas, daha fazla ihlas yoktur. Şimdi ma ahadun, hiç kimse yoktur. Ekseru, burada daha çoktur dediğim zaman aklımıza şu soru geliyor değil mi? Ne daha çoktur? Ne sorusunun cevabı da el ihlas. İhlas daha çoktur fihi, o kimse. Şuradaki hi zamir arkadaşlar ahada giriyor. Hiç kimse yoktur ki fihi, onda ekseru daha çok olsun. Peki ne? El ihlası. İşte buradaki ne sorusunu benim aklıma getiren ekseru ismi taftilidir. Ne daha çok değildir? İhlas. Dolayısıyla ismi taftil bana ne sorusuyla faili getirdiği için, bunu yapan ismi taftil olduğu için hem failin harekesini raf yapıyor. Bunu da arkadaşlar etken olduğu için amildir diyoruz. Mastar fiillerin kökeni adda olup herhangi bir zamana bağlı olmaksızın iş yahut oluş bildiren isimlerdir. Mastar Türkçedeki mekmak anlamı bildiren isimlerdir. Yuhibbu sever, kim? Allahu Teala, Hazreti Allah ne olarak? İtaen, evet, vermeyi. Kim için? Lehu, kendisi için vermeyi sever. Peki ne? Abduhu, onun kulu. Fakiren, fakire dirhemen dirhem. Hazreti Allah sever. Neyi? İtaen, vermeyi.
lehu kendisi için, kimin vermesi, abduhu onun kulunun vermesi, fakire fakire, dirhemen dirhemen. Şimdi arkadaşlar, biz tabi hep metin tercüme işiyle uğraştığımız için tabi ben böyle işte amil, işte semai kıyası çok fazla yani iyi bilmediğimden dolayı yanlış anlatmak istemiyorum. Yani biz bunun çok da fazla bir önemi yok, işte amildir, şudur budur, çok fazla işimize de yarayacağını da düşünmüyorum. Benim şu ana kadar bu kadar tercüme yaptık, hiç işimize yaramadı. Ancak burada işte hep soru soralım, soruya göre mesela onun harekesini belirleyelim. Yuhibbu sever, kim diyorum. Bana kim sorusunu sorduran şuradaki yuhibbu fiili olduğu için o fiil Allah lafz-ı celalini almasına sebep oluyor. Yani fail almasına sebep oluyor. Faili aldırtan şu yuhibbu fiilidir. Neden? Kim sorusunun cevabını bana verdiriyor. Allahu Teala fail olduğu için raf oluyor. Peki neyi sever? Bakın, neyi sorusunun cevabını bana verdirten yine buradaki yuhibbu fiilidir. İhtaen vermesini, vermesini. Yine buradaki İhtaen arkadaşlar mef'ulünü alan yuhibbu fiili olduğu için burada yine yuhibbu fiili amildir. Lehu kendisi için vermesini. Peki kimin vermesi? Bak bu sefer yuhibbu'ya sormuyorum. İhtaen mastarına soruyorum. Kimin vermesi? Abduhu onun kulu. Onun kulunun vermesi. Buradaki abduhu kelimesi İhtaen mastarına döndüğü için, bunu da yapan ihtaen olduğu için artık buna amil diyoruz. Peki kime vermesi? Fakir, bakın hep kime vermesi. Yukarıda kim sevmesi, kimi sevmesi. Burada kimi, kimin vermesi, kime vermesi. Fakira neyi vermesi? Dirheme. Elta fiili arkadaşlar 3 meful alan veya 2 meful alan fiillerdendir. Fakiren, fakire vermesi, neyi vermesi? Dirhemen, dirhem vermesi. Burada kimin vermesi, kime vermesi, neyi vermesi sorularını bana sorduran buradaki mastar olduğu için, bu mastardan dolayı da bunlar, şu çizdiğim kelimeler geldiği için mastar burada amil olmuş oluyor. Ama aynı zamanda buradaki amil nedir arkadaşlar? Yuhib budur. Aynı zamanda buradaki amil nedir? Şuradaki abdu muzafıdır. Muzaf. Şuradaki hu muzafın ileh yapıyor. Aynı zamanda şuradaki lam harfi ceridir. Harfi cerden dolayı arkadaşlar şuradaki hu mahallen mecrur oluyor. Bir cümlede bir sürü amil olabiliyor. Muzaf isim tamlamasının ilk ögesi olup Türkçedeki tamlananın karşılığıdır. Muzaf olan bir yerde mutlaka muzafın ileh olacağından, bunu sağlayan muzafından dolayı arkadaşlar amil olmuş oluyor. Resulullah, Allah'ın Resulü. Resul muzaf, Allah lafz-ı celal muzaf-ı ileyhtir. Şuradaki muzaf, muzafın ileyhin son harekesini cer yaptığından dolayı, daima cer yaptığından dolayı bu Resul olan muzaf arkadaşlar amil oluyor. Arapçada bir kelime iki şekilde cer olur. Bir isim ya harfi cer olacak önüne, veyahut da bir isme muzaf olacak arkadaşlar. Bir isme muzaf olacaktır. Muzafın ile cer olur. Bir de harfi cerle isim cer olur. İsmi müphem tam. Tam kapalı isim demek. Tam kapalı isim. Evet. Ölçü, tartı, sayılarda arkadaşlar isim tam anlaşılmadığından dolayı, o anlaşılmamazlığı gidermekten giderdiği için arkadaşlar o da amil oluyor. Bakalım örneğe. Elraktü garaka yelraku elraku. Evet, elraktü. Elraka yuriku. Elraka, elraka, elraku, elrakat, elrakata, elrakte, elraktü. Ene zamine raci olan kısmı. Ne yaptım? Ben boğdum. Kimi? Hu, onu boğdum. Bakın buradaki fiil yine fiil olduğu için arkadaşlar kendisine bir meful aldığı için amildir. Harfi cer var, bakın amildir.
Peki nerede? Fi mil'akatin. Bir kaşıkta. Boğuldum dediğim zaman burada bir kapalılık var. Kaşık kelimesinde bir kapalılık var. Kaşıkta. O kapalılığı da gidermek için ne getiriyor? Temyiz getiriyor arkadaşlar. Ne cihetten? Maen, su cihetinden. Bir kaşık suda. Boğdum anlamı veriliyor. Mana fiil. Anlamca fiil. Yani manası fiil ama fiil değil. Fiil isimler adıyla da bilinir. Manası fiil sadece. Amin gibi değil mi arkadaşlar? Amin diyoruz. Amin Allah'ım kabul et manası fiil ama amin bir fiil değil. Heyhate uzak dur. El müznebu günahkar uzaktır. Minallah Hazreti Allah'tan uzaktır. Buradaki mana fiil arkadaşlar nedir? Amildir. Peki görüldüğü gibi 50'si semai, 9'u kıyası olmak üzere toplam 59 lafzı amil mevcuttur. Lafzı dediğimiz görünen. Lafzı yazıda görünen, gözle görünen amil mevcuttur. Bağımsız yani yalın halleyle kullanılan isim ve fiille merfu oluşturan manevi bir amil ile gerekçelendirdiğimiz takdirde toplam 60 amilden söz etmek mümkündür. Alıştırmalara bakalım. Evet, iştaka özledi kim? El garibu yabancı ila vatanihi vatanını özledi. İştaka fiil olduğu için arkadaşlar nedir burada? Amildir. İla harfi cerinden dolayı amildir. Vatan kelimesi de muzaaf olduğu için amildir. Keenne Haliden sanki Halit nedir? Fennanun sanatçıdır. Nerede? Fi edai devrihi. Evet. Dev rol anlamında rolünü gerçekleştirmede sanki bir sanatçı gibidir. Keenne burada nedir arkadaşlar? Halit ismini nasba dönüştürdüğü için amildir. Yine fi burada amildir. Eda arkadaşlar muzaaf olduğu için amildir. Aynı zamanda dev de muzaaf olduğu için amildir. La valide hiçbir baba yoktur ki hasudun kıskansın linecahibnihi oğlunun başarısını kıskansın. Yani oğlunun başarısını kıskanan hiçbir baba yoktur. Buradaki la cinsini nefyeden la olduğu için. Diğer bir tabirle inne ve kardeşlerine benzeyen la olduğu için amildir arkadaşlar. Buradaki lam nedir? Amildir. Necah kelimesi neden dolayı amildir? Muzaf olup necah ibnihi kelimesi muzafın ileyh olduğu için yine aynı zamanda ibnihi kelimesi de şuradaki hu zamirine muzaf olduğu için İbn kelimesi de amildir arkadaşlar. Talebna biz istedik. Kimden? Min ümmina annemizden. Ney? En tücehhize hazırlamasını. Lena bize neyi? Taamen lezizen. Lezzetli bir yemek, taam hazırlamasını istedik. Talebna biz istedik fiili. Nedir burada arkadaşlar? Amildir değil mi? Neden? Çünkü kendisinde meful alınıyor arkadaşlar. Fiiller amildendi. Min burada harfi cer olmakla amildir. Kelimesi na zamirine muzaf olmakla amildir. En müzari fiili nasp ettiği için amildir. Lam harfi ceri na'ya geldiği için arkadaşlar bu da nedir? Amildir. Aynı zamanda bakın burada en amilken bir de tücehiz hazırlasın. Hazırlasın. Kim? Faili tahtında arkadaşlar hiyedir. Mefulü nedir? Lena bize neyi? Taamen lezizen. Bakın bize kime neyi sorularını aldığı için o sorulara cevap olarak bu kelimeleri getirdiği için bu fiil de aynı zamanda amildir. Hem burada en amil hem de fiil amildir. En semai amil, tücehhüz de kıyasi amildir. La tenşur. La tenşur yayma sirra.
Men ol bir kimsenin sırrını ki ya temüdü aleyk sana itimat eden, güvenen kimsenin sırrını ne yapma? Yayma. Buradaki la da arkadaşlar nedir? Müzari fiili cezmeden. Bir müzari cezmeden la'dır. Dolayısıyla la amildir burada arkadaşlar. Tenşuru müzari fiil olduğu için bu da amil. Ya'temüdü müzari fiil olduğu için amil. Ala harfi cer olduğu için amildir arkadaşlar. Yanlış değil değil mi? Evet. İnşallah değildir. Men burada arkadaşlar iki müzari fiil cezmeden edat olduğu için amildir. Yürittir bu aslı. Yürid sonu cezimlidir. Geçiş halinde yürüdillah. Kim ki isterse men özür dilerim burada kimi anlamında. Kimi yürüt murad ederse kim? Allah Hazreti Allah bihi onu hayren hayır cihetinden yufakkihu fakih kılar fid dinde fakih kılar. Şimdi burada iki müzarifi cezmeden olan men harfi amildir. Erade yürüydü müzari fiil amildir. Neden? Çünkü kendisine fail alıyor. Kimi murad eden? Kimi murad eden? Allah'ın lafz-ı celal fail olduğu için arkadaşlar kendisine fail getirtebildiği için amildir. B harfi ceri burada B amildir. Yufakkihu amildir. Fiili müzaridir. Kendisi de meful alıyor arkadaşlar. Fi de burada harfi cer olmakla amildir. Yine eynema amil, tüsafir amil. Yine inde muzaf olduğu için amildir arkadaşlar. İnne ismin nas haben raf eden edatlardan olup amildir. Şuradaki arkadaşlar lam nedir? Harfi cer olmakla amildir. Hamil de arkadaşlar muzaf olmakla, hu zamine muzaf olmakla amildir. Muhtemelen size de sınavda böyle bir cümle verip bu cümle içerisinde kaç tane amil olduğunu sorarlar. Burada tabii çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani inneyi bildin, işte lamı bildin ama şuradaki muzafı görmezsen soru gider arkadaşlar. Çok dikkat ederek inceleyelim. Şimdi arkadaşlar burada zaten cevapları vermiş. Rubbe enne lakinne. Evet, rubbe eseri nice izler vardır ki yeteadda sahibuhu. Ne yapar? Onun sahibini aşar. Teadda aşmak geçer. Ve'lemu biliniz ki enne Allah muhakkak ki Hazreti Allah ala külli şeyin kadir her şeye kadirdir. Her şeye kadirdir. Es sabru sabır mürrün acıdır. Lakin semeruhu lakin fakat onun meyvesidir. Hulvun tatlıdır. La te zamane zemene. Aynen arkadaşlar bakın. La te neydi? Leyseye benzeyen leyseye benzeyen harflerden isim cümlesindeki müptedayı alıp raf eder. Haberi alıp nasb eder. Değil mi? Bakın burada late'den sonra yine zemene nasb gelmiştir. Bunun sebebi iki tane late zemenun zemene değil gelmesine gerek yok. Anlaşıldığı için late zemene lehvi zaman eğlence zamanı değildir anlamında. Evet. Men kim tezrah ekerse tahsuduhu onu biçer. Veya şöyle de diyebiliriz. Ma tezrah neyi ekersen tahsuduhu onu biçersin. Bu daha güzel. Ma tezrah neyi ekersen onu biçersin. Bakın böyle bir cümlede ma iki fiil müzari cezmedenlerden olduğu için amil. Tezrah fiil müzari olduğu için amil. Tahsud fiil müzari olduğu için amildir. Üç tane amil olur. Burada şuna da dikkat edelim arkadaşlar. Belki sınavda hangisi semai, hangisi kıyası amildir. Onları ayırt edelim. Semai dediğim zaman aklımıza hep harfler gelsin. Lem yesteykiz uyanmadı. Et-tıflu çocuk minnevmi uykusundan uyanmadı. Yecibu aleyke sana gerekiyor. En teçtehi de çalışman. Niçin? Key tenale kazanman için hedefe. Hedefine ulaşman için çalışman gerekiyor.
Leallallah olur ki Hazreti Allah yağfiru bağışlar zunubena günahlarımızı bağışlar. Peki el haberul esvet kötü haber siyah haber değil kötü haber yebluğu ulaşıyor bir süratin hızlı ulaşıyor. Şimdi buradaki yebluğ kelimesini baliğun ulaşıcıdır yapıyoruz. Neden? Ulaşan ne arkadaşlar? Ulaşan bakın kötü haber değil mi? Kötü haber olduğu için baliğun diyoruz. Baliğun ismi fail yapıyoruz. Ulaşan yani ulaşma işini yapan kötü haber olduğu için baliğun diyoruz. En-niftu petrol yekstürü çoğalıyor. Fil memleketil arabiyeti suudiyeti Suud Arap memleketlerinde petrol ne yapıyor? Çoğalıyor. Çoğalıyor. Yekstürü. Evet. Çoğalıyor. En-niftu kesirun. Bunun sıfatı müşebbih olarak getirdi. Petrol çoktur. Kesirun. Petrol çoktur. Bunu sıfatı müşebbihe. Bunu mesela kâsirun şeklinde getiremeyiz. Neden? Çünkü petrol kendi çoğalmıyor değil mi? Kendi kendine çoğalmadığı için çoktur anlamında sıfatı müşebbihe getiriyoruz. Veya acaba cansız olduğu için mi sıfatı müşebbihe getirdi diye düşünmüştüm ama hayır onunla alakası yok. Neyse kafa karıştırmayalım. El ebevani anne baba yüz elani sorumludur. An terbiyetil evladihima çocuklarının terbiyesinden sorumludur. Şuna dikkat edelim. Eğer fiil meçhul olarak verdiyse esele yüz ilü yüz ilani yüz elani arkadaşlar. Meçhul olduğu zaman her zaman ismi meful getirin. Meçhullerde ismi meful getirin arkadaşlar. Fiillerin meçhullerinde şeyi sorarsa arkadaşlar amillerinden ismi meful getirin. El ebevani anne baba mesulani sorumludurlar. An terbiyetil evladihima. El mücrimu günahkar yurafu bilinir bir simahi yüzünden tanınır. Yine meçhul fiil olduğu için arkadaşlar ismi meful getirin. Ma'rufun. El kadi hakim yahkum hükmediyor beynen nas insan arasında bil adli. Bak hükmeden kim? Hükmetme işini yapan hakim olduğu için ismi fail vezine getirin. Hakimun. El müttehimu zanlı yuhrasu korunuyor. Bakın meçhul fiil geldiği için min kıbelil cunut askerler tarafından korunuyor. Meçhul olduğu için arkadaşlar ismi meful getirin. Mahrusun. Eddurus dersler yus'abu nedir? Yes'ubu sa'abe yes'ubu zor oluyor. Fehmuha zor olan ne? Onun anlaşılması. Onun anlaşılması zordur. Burada eddurus dersler sa'bun zordur. Ne zordur? Ne sorusunu soruyoruz. Fehmuha anlaşılması zordur arkadaşlar. El fetatu genç kız Yahsun'u nedir? Genç kız Yahsun'u güzel oluyor. Ne? Hulukuha onun ahlakı. Yine burada sıfat-ı müşebbehe. Hasenun ikisi de sıfat-ı müşebbehe. Güzeldir. Ne güzeldir? Hulukuha onun ahlakı güzeldir. Arkadaşlar şunu itiraf etmem gerekiyor ki ben medrese yani eğitimine çok iyi değilim. Yani çok fazla bilemeyeceğim burada işte hangisini getirelim daha uygun olur, hangisi şöyle olur. Ben de kendi kendime işte az çok şey yapıyorum. Herhalde diyorum meçhul fiil varsa ismi meful getir. İşte fail belliyse yapan kişi onu da işte ismi fail vezninde getir. Ve işte cansız varlıklarda genelde böyle sıfatı müşebbeh şeklinde geliyor gibi ben de o şekilde anlamlandırıyorum arkadaşlar. Peki konunun sonuna geldik. Şimdi bunları bilenler Allah'ın izniyle yapar. Bilmeyen kardeşlerimiz için. Burada aslında bir sürü konu gördük. Bir sürü arkadaşlar. Harfi cerler, inne ve kardeşleri, kâne ve kardeşleri, işte müzarifil nasbeden, cezmeden edatlar, İşte ismi fail vezni, vezinler, sıfatı müşebbehe bir sürü konu var. Şimdi bunların hepsini bir anda görmek
Birincisi öğrenciyi Arapçadan uzaklaştırır. Arapçayı soğutur. Benim size acizane tavsiyem arkadaşlar. Ben kanalımda bunları kardeşlerimize kolaylık olsun diye isim cümlesi, fiil cümlesi, fiilin kısımları, isim tamlaması, harfi cerler, isim tamlaması dediğimiz şey muzaf muzafın ile harfi cerler, kâne, inne ve kardeşleri. Bakın kısa kısa 16 dakika, işte 23 dakika, 17 dakika. Kâne ve kardeşleri. Arapçada İrab. İrab detaylı bir konu olduğu için uzun sürüyor arkadaşlar. İşte fiili müzariyi nasb eden edatlar, fiili müzariyi cezmeden edatlar, ism-i mevsuller, fiillere bitişen muttasıl. Böyle yani tamamen kardeşlerimize kolaylık olsun diye ben ayrı ayrı konu konu anlattım. Çünkü kitaplarda hepsini bir olarak veriyor. Arapçaya yeni başlayan kardeşlerimiz için ilk başta şundan başlayın. Arapçada kelime kaça ayrılır? Öncesinde tabi işte harfler, harekeler, elif, lam, takısı, kamere, şemsi, harfler, met harfler, bunlarda hiçbir sıkıntı olmayacak. Kelime kaça ayrılır? Bir kelime, isim, fiil, harf. İsmin özelliği nedir? Ben bir cümlede baktığım zaman bir kelimeden isim hangisidir, fiil hangisidir, işte harf hangisidir hemen anlayabiliyor muyum? Bunu bulabiliyor muyum? Özellikleri nelerdir? İşte elif lam takısı neye gelir? Hangisine dahil olur? Ondan sonra işte arkadaşlar Arapçada cümle çeşitleri. Kelime bitti. Kelimeden sonra artık cümleye geldik. Cümle çeşitleri. İsim cümlesi nedir? Nasıl yapılır? İsim cümlesinin ögeleri nelerdir? Ögelerinin işte irabındaki durumu nedir? Fiil cümlesindeki ögeler nelerdir? İsim cümlelerinin başına gelen işte harfler, fiillerin başına gelenler. Bunları arkadaşlar tek tek konu konu dinlersek ümit ediyorum ki ümit ve umut ediyorum ki daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar sürçülisan eliysek affola, elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Cenab-ı Hak fehmimizi hepimizin fehmini, idrakimizi, şuurumuzu, hassasiyetimizi ziyadeleştirerek bizleri bu hususta ilim öğrenme yolunda arkadaşlar inşallah muvaffak kılsın. İlmin başı soğandan acı, sonu baldan tatlıdır. Cenab-ı Hak bizleri kendi yolundan razı olduğu yoldan ayırmasın inşallah. Sırat-ı müstakimde daim eylesin. Hazreti Allah her birinize ankaribu zaman üniversiteden mezun olup hayırlı hizmetler yapacak yerleri nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun, selametle kalın diyorum.